Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Beyne-i Deyik serisinin ikinci kitabının 8. ünitesindeyiz. 8. ünite El cevâiz yani ödüller başlığını taşıyor ve bu ünitenin birinci kısmı El Ferhatu bil cevâiz yani hediyelerle sevinmek. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir diyalog var. El ümmü anne ne diyor? Mâze nedir? Tahmilu taşıyorsun. Ya veledi oğlum. Mâ hâzihil eşya. Bu şeyler nedir? Veya bu eşya nedir? El ibnu oğul ne diyor? Hâzihi bunlar cevaiz ödüllerdir. Ee, Sa'idu ni bana yardım edin. Fel cevaizu katiratun. Ödüller, hediyeler çoktur. El abu baba Mel cevaiz hediyeler nedir veya ödüller nedir elleti hasalte aleyha. E, yani o ki neye karşılık elde ettin? Hasalte elde ettin, kazandın demek. Neye karşılık aleyha. El ibnu oğul hasaltu kazandım ala caizetil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'in ödülü olarak kazandım. Ve caizeti siretin nebeviye, siret-i nebeviyenin ödülü olarak kazandım. El ma'lumatil amme ve bir de caizetil ma'lumatil amme, genel bilgilerin ödülü olarak kazandım. El ümmü, anne maşallah, fakat hasale kazanmış. Buradaki fakat, hani geçmiş zamanda mişli geçmiş zaman gibi bir mana katacak. Tabi de pekiştirme katıyor. Kazanmış veledi oğlum ale cevaizil müsabaka. Müsabaka ödüllerini kazanmış veya müsabaka e, hediye ödüllerine karşılık e, kazanmış diyebiliriz. El ibnu oğul e, kânetil münafese bakın müsabaka ile münafese aynı manada. E, müsabaka yani yarışma şedideten cidden cidden zordu. Buradaki şedi de zor manasında. Gerçekten zor idi. Kânet idi demek. El ebu mâze fe'ale ne yaptı? Sadîkuke. Senin arkadaşın e, Hüsam. Hüsam ne yaptı? El ibnu oğul ne diyor? Hasale ala. Bakın hasaleyi ala harfiyle birlikte kullanıyoruz. Hasale ala kazandı. Câizetil hadis. Hadis ödülünü ve caizetil e, hitabe ve e, hitabet ödülünü kazandı. El ümmü hâze es'adu yevm fi hayati. Hâze bu es'adu en mutlu. İsmi tafdil olarak yevm gün. En mutlu gün fi hayat hayatımdaki en mutlu gün diyor. Ee, yine el ebu baba ne diyor? Lakat raf'ete ra'sena. E, bu bir deyimdir. Lakat raf'ete yükseltmiş oldum veya yükselttin sana başımızı yani başımızı yücelttin, bizi şereflendirdin gibi bir anlam var. El İbnu entuma siz ikiniz. Yani entuma da, e, tabi ikiniz derken ey anne ve babam demek istiyor. İkiniz es sebebu fi necahi. Başarımın sebebisiniz. Necah o da başarı demek. Cezakum allahu hayra. Cezakuma İkinizi mükafatlandırsın Allah hayırla. El ebu vel ümmü baba ve anne ve nahnu biz senu'tike sana vereceğiz caizeten eydan. Biz de bir hediye bir ödül vereceğiz. Eydan aynı şekilde. El ibnu oğul la uridu minkuma caizeten. Sizden bir ödül istemiyorum. La uridu istemiyorum. E, fel hayru kethirun. Hayır çoktur. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Lakinneni ancak ben uridu minkuma sizden istiyorum şeyen ahar. Başka bir şey. El ebu vel ummu baba ve anne ne dediler? Ma huve. Nedir o istediğin şey? Sen u'tike ma turid. İstediğin şeyi sana vereceğiz. Sen sana vereceğiz. El ibnu oğul ne diyor? Atlubu minkuma. Sizden istiyorum, talep ediyorum. El afve ve dua af ve dua istiyorum. Yani beni affetmenizi ve dua etmenizi istiyorum. El ebu vel ummu onlar ne diyorlar? Af Allahu anke. Allah seni affetsin. Ve vefekake fi hayatike ve dirasetike. Vefekake seni başarılı kılsın. Hani sana tevfik versin, muvaffak kılsın demek. Muvaffak kılsın seni hayatında ve dirasetike yani ders hayatında, eğitim öğretiminde. El İbnu oğul ne diyor? Cezakumallahu hayra. Allah sizi yani ikinizi hayırla mükafatlandırsın. İstiab neydi? Anlama çalışmasıydı. Alıştırma doğru işareti cümlenin karşısına koy. Eğer yanlışsa onu düzelt diyor. Doğrusunu yaz diyor. Hasal el ibnu ala erba'i cevaiz. Oğul dört tane ödül kazandı. Dört ödül mü? Hayır kaç ödül kazandı? Selasü cevaiz 3 ödül kazandı. El ummu sa'idatun cidden. Anne gerçekten mutludur. Evet. Hasale <laughs> husam ala jaizetil Kur'an. Husam Kur'an ödülü kazandı. Hayır. O hadis ve hitabet ödülü kazandı. Istata al ibnu an yahmila cemi'al cevaiz oğul ödüllerin tamamını taşıyabiliyor. Istata <laughs> güç yetirmek demek. Taşımaya güç yetirdi mi? Hayır, çünkü yardım istedi, güç yetiremedi. Kânetil münâfesetu şedîdeten. Yarışma çok zordu. Evet, parçada öyle geçti. Burada ise cümleleri anlam yönünden sırala diyor. Evvela cümlelere bakalım. İlk cümlemiz. Câe ilel beyti ve huve yehmölül cevâiz. Eve geldi, işte ödülleri taşıyordu, ödülleri taşıyarak eve geldi. Talebe bin e, validihi e, ve validetihi el-müsaade, babasından ve annesinden yardım talep etti. İşterekel ibnu fil müsabikat, oğul yarışmalara iştirak etti, katıldı. Qabelethu onu gördü, ümmü, annesi ve hiye saidetun, mutlu olarak, yani kendisi mutluydu. Hasal el ibnu ala cevaize kethiratin. Oğul çokça ödül kazandı. Evet buradaki beş cümleyi doğru sıralarsak ilk sıraya hangisi gelecektir? İşterekel ibnu fil müsabakat. Oğul yarışmalara katıldı. İkinci sıraya hangisi gelir? Hasan al ibnu ala cevaize kethira. Oğul çokça ödül elde etti, kazandı. Üçüncüsü, Câ ilel beyti ve huve yehmülül <laughs> Eve geldi, ödülleri taşıyarak. Dördüncüsü Kabelethu ummuhu ve hiye sa'ide Annesi onu gördü, mutluydu. Beşincisi Talebe min validihi ve validetihi el müsaade Babasından ve annesinden yardım talep etti şeklinde doğru sıralayabiliriz. Burada ise kelime yani müfredat çalışması var. Alıştırma ne diyor yine? Tik işareti koy diyor ibareye münasip mananın önüne. E, i̇bare ibare derken kırmızı cümleleri kastediyor. de bu es'adu en mutlu yevm gün fi hayati. Hayatımdaki en mutlu gün. Buna uygun aşağıdakilerden hangisidir? Hâdâ yevmün sa'idu min eyyâmi hayati. Yani bu hayatımın günlerinden mutlu bir gün. Tam karşılamıyor. İkincisi ene sa'idatun ben mutluyum fi hâdâ yevm bugün de. Lem a'rif misle hâzihi sa'adeti min qabl. Bundan önce böyle bir mutluluk bilmiyorum. Zadet saadetim mutluluğum arttı fin yevm, bugün. Evet kırmızı cümleye en uygunu C şıkkı olacaktır. Yani daha önce hiç böyle bir mutluluk görmedim daha uygun düşmektedir. İkinci ibaremiz laqad rafa'te esene. başımızı yükselttin. Yani şerefimizi arttırdın gibi. Buna uygun hangisi olabilir? Eşuru bi elemin fi ra'si. Başımda bir e, elem hissediyorum yani acı hissediyorum. Ağrı. İkincisi: Zeha elemur Baş ağrısı geçti. Üçüncüsü: Fahassat tabib ra'sahu. Doktor e, işte başını muayene etti. E, dördüncüsü: Ja'alte mekanaten adimaten. Yerimizi büyük kıldın. Tabii ki e, doğrusu e, D şıkkı olacaktır. Evet, başımızı yükseltin, yani yerimizi yükseltin, makamımızı yükseltin manasındadır. Burada ise ne diyor? et alıştırma. İstamil el kelimati tali şu gelen kelimeleri kullan fi cümlemin inşa iki. Yani senin kurduğun cümlelerde kullan diyor. Mesela caize neydi? Ödül hediye. Caize hasaltu ala caizetil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim ödülünü kazandım. El müsabaka mesela hasaltu ala cevaizil müsabaka müsabaka ödüllerini kazandım diyebiliriz. El münafese kanetil münafesetu şedideten cidden yani yarışma gerçekten zordu. Es saade zadet saadeti fi hadel yevm bugün de mutluluğum arttı. Necah entum sebebu fi necahi değil mi? cümlede geçmişti. Siz başarımın sebebisiniz. El hitabe Hasal ala caizel hitabe Yani hitabe e, ödülünü kazandı Burada ise Mülahadatun e, nahviye Yani nahiv notları, nahiv kuralları var Cemül müzekker salim Evet, cemül müzekker salim Yani kurallı çoğaltma Tabi müzekker olarak Cemül müzekker salim Yani müzekkerin kurallı çoğaltılması e, o Nedir? Cem'un bir ço ço çoğaltmadır Çoğuldur Elil akiline Yani akıllılar için yani akıllıların çoğaltmasında bi ziyadeti vav ve nun vav ve nun ekleyerek fi haletir ref halinde ve ya ve nun ya ve nun ekleyerek fi haletey yani iki halde hangi iki halde en nasb vel cer yani nasb ve cer halinde de ne ekleyerek müfrede nun yani vav yerine ye ve nun ekleyerek. Cem müzekker salimin kuralı budur. Tabi örneklerle daha iyi anlayacağız. Mesela Udrus ne diyor? Çalış ve ve anla veya öğren. Ee, salla kıldı. Namaz kıldı. Fil mescid. Mescitte müslimune. Müslümanlar kethirune. Çokça. Yani çok Müslüman. Mescitte namaz kıldı. Bakın burada. Müslim müfrettir. Akıllıdır. Ve onu çoğaltırken biz e, kurallı çoğalttığımız zaman vav ve nun getiriyoruz. Onun sıfatı da aynı şekilde cem cemüde ker Salim gelmiş. Yine limaze niçin ta'ahharal muslimun fi hadal asr yani bu asırda niçin Müslümanlar geri kaldı. Burada da bakın muslimune ve nun gelmiş yukarıdaki gibi. Bu iki ikisinin de özelliği aynı zamanda merfu olmalarıdır. Çünkü ikisi de fail konumundadır. Fail Merfudur. Merfu iken vavle nun alıyordu. Yel tehyeku bil medarisi el mesaiyeti tullabin Evet, yel tehyeku katılıyor bil e, medaris, yani e, katılıyor derken başlıyor, giriyor e, medreselere, okullara. El mesaiyeti tullabin galilune. Bakın buradaki galilune ne oldu? Tullabın e, sıfatı e, oldu. Tullab çoğul olduğu için ee, onun sıfatı da çoğul gelmiş. Peki tullab cem muzekker salim midir? Hayır. Evet çoğuldur. Ancak kurallı bir çoğaltma değildir. Çünkü kurallı olsaydı vav ile nun gelirdi. Ancak galilun onun sıfatı ise e, salim gelmiş. Kurallı gelmiş. Çünkü vav ile nunu e, görüyoruz. E, B kısmında ise kabel müderrisine fil mektebe Kabeltu gördüm el müderrisine burada mef'ulün bihtir. Mef'ulün bih mansup gelecektir. Ee, peki mansup olması durumunda e, artık vav değil ye ile kurallı çoğaltma yapıyorduk. Yani müderrisune değil müderrisine şeklinde olacaktır. Yine B şıkkında menahatil müessese tu yani kurum verdi el faizine e, kazananlara cevaize gayyime e, yani e, sağlam güzel ödüller verdi. Burada e, müessese faildir. El faizin ise mefulün bih'tir. Mefulün bih mansup olduğu için faizun şeklinde değil faizin şeklinde y ile kurallı çoğaltmamız yani müzekker salim cem müzekker salim gelecektir. Raeytul musalline fil mescid. Namaz kılanları mescitte gördüm. Burada musallin mef'ulun bih'tir. Çünkü raeytu'daki tü faildir. Mefulün bih olduğu için musallin ee, nasıl gelmiş? Ee, y ile e, nun ile gelmiş cem müzekker salim olarak. C şıkkında ise C bölümünde hünake var cevaiz e, kethiratun lil mübde'in. Ee, burada e, kethiratun cevaizin e, sıfatıdır. Peki lil mübde'in neden o şekilde gelmiş? Mübde'un değil de mübde'in. Çünkü başında Harficer ee, harfi cer var. Yani lam var. Dolayısıyla mecrurdur. Mecrur da aynı mansup gibi ye ile gelmektedir. Yani mübdi'un değil, mübdi'in şeklinde çoğaltılacaktır. Mübdi'in nedir? işte öne geçenler, birinci gelenler ee, veya ilk başlayanlar manası da var. Eş şirketu tehtacu ila aşeret mühendisin. Evet şirket 10 tane mühendise ihtiyaç duyuyor. Ee, burada da yine mühendisin mecrurdur ile aşeret mühendisin dediğine göre e, harfi cerden dolayı e, yine aşeret sayısından dolayı mühendisin mecbur olduğu için y ile gelmiştir. Tedrip ne diyor? Havvulil ismel lezi hattun altında çizgi olan kelimeleri dönüştür. İla cemimü müzekker salim cemimü müzekker salime dönüştür. Ve gayr ma gerekli olan değişimi yap diyor. Yani gerekli değişimi yap. Kemafil misal örnekte olduğu gibi. E, el cümletu kablet tahvil, dönüşmeden önce el nedir misalimiz? El misafiru kadimun, yolcular e, geldiler. E, burada el misafirune, kadimune şeklinde ço ço çoğaltma yapıyoruz. Sallel muslimu salatel it, burada çoğaltma yaparsak ne diyeceğiz? Sallel muslimune salatel it. Yine, uhibbul mühendisel muhlise, İhlaslı mühendisi severim veya isterim gibi... Burada ne diyeceğiz? Uhibbul mühendisine el -muhlisine. Çünkü burada el mühendisine mef'ulün bihtir. Uhibbudaki ene faildir. Mef'ulün bih olduğu için mühendisune olmaz. Mühendisine olur. Onun sıfatı ise yine ona tabi olacaktır. El muhlisine şeklinde. Kitabul muallim cedid. Muallimin kitabı yenidir dersek çoğaltalım. Kutubul muallimine cedidetun. Muallimlerin kitapları yenidir Dersek burada e, muallimine diyeceğiz. Çünkü e, muallimine e, mudafun ileyhtir. Mudafın ileyh mecrurdur. Çünkü muallimlerin kitapları derken bir tamlama var. mudafun ileyh mecrur olduğu için muallimune değil, muallimine şeklinde söyleyeceğiz. Yine e, cedi de kimin sıfatıdır? Kütübün sıfatı olacaktır. O da müennes gelecektir. E, El muallimu naşitun. Çoğaltalım. El muallimune. Bakın mübtedadır. Mübteda merfudur. Dolayısıyla muallimune şeklinde vav ile gelecektir. Onun e, haberi de naşitune şeklinde e, aynı onun gibi çoğaltılacaktır. E, ra'eytul müderrise fil fasli e, hocayı sınıfta gördüm. E, burada ra'eytul müderrisine yine mef'ulun bih olduğu için müderrisine dedik. İnnel calise kebirun oturan büyüktür. E, İnnel calisine İnnenin ismi mansuptur. Mansup olduğu için y ile gelecek. Calisune değil, yine şeklinde çoğaltıyoruz. Yine onun sıfatı da, is haberi de, innenin haberi de kebirune şeklinde e, merfu gelecektir. E, çoğaltma e, kurallı olduğu için. E, ferihtul bi, bil faiz. Ferihtu, ferahladım, sevindim bil faiz e, kazananla. Faiz kazanan. E, ferihtu bil faizin. Kazananlarla sevindim. Faizi çoğalttık. Faizin oldu. Neden faizun demedik? Çünkü başında bi harfi var. O yüzden mecrur olacaktır. Tumnehul cevaizu lil mübdi. E, tumnehu veriliyor ödüller ilk başta gelene veriliyor burada e, mübdi mübdiyi çoğaltırsak mübdi'in diyeceğiz neden çünkü başındaki lam ne yapıyor onu mecrur yapıyor. E, burada ise diyaloğu dinle sonra e, soruları cevapla diyor. Yani yanlışsa yanlışı düzelt. E, Zeynep, Esselamu Aleyküm ya uhti radiye. E, ey kız kardeşim radiye diyor. Radiye, Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tafazzali buyur ya uhti Zeynep. Ey kız kardeşim Zeynep, udhuli gir. Zeynep, ne diyor? Hadarna geldik li nekule leke leki. Sana demek için geldik. Leki sana. E, mübarekun ale veledeki yani, e, Abdullah. Yani oğlum Abdullah yani oğlun Abdullah'ı tebrik etmek için. Ne demek için? Mübarek olsun demek için. Peki ne üzerine? Fakat feze kazanmış fi müsabakatil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim yarışmasını kazanmış e, devliye uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmasını fi Mekke'tel Mükerreme Mekke'yi Mükerreme'deki Radiye ne diyor? Hel şahet tihi onu izledin mi mesae emsi dün akşam ve huve yetlu, okuyordu el Kur'an el Kerim Kur'an-ı Kerim'i bi Mekke'tel Mükerreme Mekke'yi Mükerreme'de emame alafin nas binlerce insanın önünde Zeynep Neam şahet onu izledim. mesela emsi dün akşam fit tilfaz televizyonda kane yuret tilul Kur tertilen Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okuyordu. Yani çok güzel okuyordu. E, ee, ne diyor? Abdullah Abdullah veledun mübarekun mübarek bir çocuktur. Ee, fakat hafıza kitabı Allah Allah'ın kitabını ezberledi ve huve fil aşireti min umrihi. Yani 10 yaşında iken, ömrünün onunda iken. Zeynep sayah sulu kazanacak. veleduki, çocuğun oğlun. ale caizetin kebiratin büyük bir ödül kazanacak fil müsabaka yarışmada inşallah. Radiye ne diyor? Leysetil caizetu mühimmeten ödül önemli değil. El mühim mü önemli olan ennehu hafizel Kur'anel Kerim onun Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıdır. Zeynep ahsenti doğru güzel söyledin. Fel malu yezhebu mal para gider ve kelamullah yebqa Allah'ın kelamı kalır. Radiye seyaudu dönecek Abdullah Abdullah gaden yarın bir tayirati mine Suudiye. Yani Suudi Arabistan'dan uçakla dönecek. Ve senezhebu ila'l matari li istikbalihi Ve senezhebu ne yapacağız? Gideceğiz ila'l matar havalanına li onu karşılamak için. Zeynep, sene bu gideceğiz ma'akum sizinle Eydan aynı şekilde listikbalihi, onu karşılamak için. Radiye, cezakumullahu hayra, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Evet, soru şu şekilde. Zeynep ve Radiye, uhtani. Zeynep ve Radiye iki kız kardeştir, doğru. Abdullah, el-an, Abdullah şimdi, fi mekketel mükerreme, Mekke-i mükerremededir, doğru. Hafize Abdullah'ın Kur'anı, ve huve şâbbun. Abdullah Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Ne zaman? Ve huve şabun genç iken. Hayır ne zaman ezberledi? La hafizahu fil aşireti min amurihi. Yani 10 yaşındayken ezberledi. Setezhebu radiye vahdaha listikbali abdillah. Radiye tek başına gidecek Abdullah'ı karşılamak için. Hayır kiminle gidecek? Ma Kız kardeşiyle veya başkasıyla gidecek. Seyerci Abdullah, Abdullah dönecek. Bilcevi, hava yoluyla. Mine Suudiye, Suudi Arabistan'dan. Evet. Burada ise tekellem konuşuyor. Et tedrib alıştırma tebadel değiştir. El esilete vel ecivvete. soruları ve cevapları ma'azemin arkadaşınla birlikte. Neşatun thunaiyyun ikili etkinlik. Mel caizetulleti tu'tiha kulle vahide mimma Şunlardan her birine hangi ödülü verirsin? ve hangi hediyeyi verirsin? Mesela el ummu el thavbul cedid. Mesela yeni bir elbise el ebu ne olabilir? El kutub ve el mektebe kitap ve kitaplık olabilir. El ahu el hasub bilgisayar olabilir. El uht kız kardeş el hakibe bir çanta olabilir. Sadiqik yani arkadaşına el kamis gömlek olabilir. El müderris ise el kalem diyebiliriz. Burada ise tedrib, alıştırma, kum azem zümela, ilk arkadaşlarınla yap diyor, bir idadin müsabikatin, bir yarışma hazırlığı yap, anil Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den neşatül Fariq grup etkinliği diyor. E, ecri icra et el müsabakate yarışmayı mezumela iki kemayeli şu geldiği şekilde arkadaşlarınla şöyle bir yarışma icra et diyor. Mesela kem sureten fil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var? Böyle bir soru sor diyor. E, men bil Kur'anil Kerim. Kur'an-ı Kerim kiminle indi? Yani Cebrail Aleyhisselam'ı sor. Hel unzil el Kur'anı merraten vahide limade? Kur'an-ı Kerim bir, bir defada mı indi? Tek seferde. Veya niçin diyor. Bunu sor. Ma evvelu ayati nezelet minel kuran Kerim. E, Kur'an-ı Kerim'den ilk nazil olan ayetler hangileridir? Bunu sor. Ma ahiru ayati nezelet minel kuran Kerim. Kur'an-ı Kerim'den son inen ayetleri sor. Kem ayeten fil Kur'an? Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet var? Ma Mâ mana mekki ve medeni? Medeni ve Mekki'nin manası nedir? Bunu sor diyor. Yine kum ma e, zümelaike bi edadi esile. Ee, şunlardan diyor arkadaşlarına soru hazırla diyor. E, ee, aşkında müsabaka fi, fi sireti nebeviye. E niçin soru hazırla? İşte sireti nebevi yarışması için. Müsabaka fil hadis, hadis yarışması için. Müsabaka fil ma'lumatil amme genel, yani genel kültür yarışması için sorular hazırla diyor. Ve biz de burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle biz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.